Değerli meslektaşlarım, tekrar merhaba. Sevgili arabulucu avukat Dilek Yumrutaş'la bu akşam tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuğu konuşacağız. Güzel bir sohbet programı olmasını diliyorum. Umarım bu defa ses problemlerimiz de ortadan kalkmış olacak. Şimdi Dilek Yumrutaş'ın yayına bağlanmasını bekliyoruz. Bilindiği gibi mecliste bir yasa tasarısı var bununla ilgili. Tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı oluyor arabuluculuk. Bununla ilgili konuşacağız. Sorularınızla her zaman olduğu gibi bizi yönlendirebilirsiniz. Dilek Hoca'nın yayına katıldığını görüyorum. Hemen bağlamaya çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Güzel mesajlarınız için. Evet. Dilek, merhaba, tekrar. Evet. Herkese iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. İyi akşamlar. Az önce meslektaşlarımla da paylaştım. Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı oluyor ve mecliste bir yasa tasarısı var. Herkesin bir yasa tasarısının meclisten geçmesi bekleniyor. Nedir bununla ilgili gelişmeler? Bu kanunun içeriği ne? Ve bu konuda muhalif görüşler var. Onunla ilgili de biz görüşlerimizi kendimiz söyleyelim. Böyle enine boyuna tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuğu masaya yatırmış olalım bu akşam. Değerli katılımcılar da bizi sorularıyla yönlendirirlerse tereddütlü konu kalmamış olur. Evet, Dilek, sözü sana bırakıyorum. Şu an ses iyidir umarım. Yine cızırtı var. Bir kulaklık tekrar takacağım. Artık bu şekilde devam edeceğiz. Ben bir kulaklıkla şansımızı deneyeyim. Çünkü sanırım düzelmedi. Ancak yapacak bir şey yok. Ben normalde internet bağlantımı da değiştirdim. Ben de şu anda yani evde internet kullanımı oluyor tabii. Tekiler tarafından onları da engelleyemiyorum ama hala cızırtı varsa artık yapacak bir şey olmadığını, sesle sorun devam ediyor ama anlaşılıyor demişler. Peki, ben kulaklık takarsam çözümünü söylüyorlar. O zaman ben de bir kulaklığımı alıp geleyim mi? Bekler misiniz? Tabii. Bir saniye. Şu an acaba sesin nasıl? Umarım cızırtı azalmıştır diye düşünüyorum. Evet, ben de onun farkındayım. Asena Hanım'la olan yayınımızda bunu yaşıyoruz. Muhtemelen internet hatlarıyla ilgili yayını kaydedicinin yayını internette sorun olduğunda bunu yaşıyoruz arkadaşlar. Evet. Asena'cığım, geliyor mu acaba sesin? Gayet iyi. Gayet iyi. Tamam, geliyor. Ben seninki de şimdi daha iyi geliyor bana. Evet. Ben bu yayınları YouTube'da paylaşıyoruz arkadaşlar. Hem İstanbul Barosu Tahkim Merkezi YouTube kanalında hem de benim YouTube kanalımda yayınları paylaşıyoruz. Yayın sonunda ben gruplarda da yine paylaşmaya çalışırım. Öncelikle 20 Mart tarihi itibarıyla özellikle meclise sunulan bir teklif olduğunu ifade edelim. 20 Mart'ta bu kanun teklifi olarak meclise sunulan kanunun adı, az önce de belirttiğimiz gibi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun olarak düzenlendi. Dolayısıyla burada
bu kanunun 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 73. maddesine bir 73A maddesi ilave edilmesi öngörüldü. Ardından 60. maddeyle de geçici madde 2 şeklinde bir madde düzenlendi. Dolayısıyla bu 59 ve 60. maddeleri kanun teklifinin, hangi kanun teklifinin, 20 Mart meclisin sayfasından incelemek isteyen meslektaşlar olursa, biz bu kanun teklifi meclise verildiği gün tüm hukuk gruplarımızda kanun teklifini paylaşmıştık hatırlarsanız. Dolayısıyla 73A maddesi ne diyor? Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bugün program boyunca bu konuyu konuşacağız. Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır diyor. İş mahkemeleri kanunu ve ticari uyuşmazlıklarda dava şartı ara buluculuk mahkemeyi baz almamıştı arkadaşlar. Her ne kadar iş mahkemeleri kanunda düzenlenmiş işçi işveren uyuşmazlıklarındaki dava şartı ara buluculuğun sonuç itibarıyla iş mahkemelerinde görülmekte olan davalar olsa da 7036 sayılı yasanın 3. maddesinin 1. bendi kapsamı düzenliyor. İşçilik alacakları tazminatlar ve işe iadeler şeklinde belirtmişti. İş sözleşmelerinden ve hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları. Oysa buradaki en büyük farkın tüketici mahkemelerinin görev alanıyla sınırlandığını görüyoruz. Bu önemli bir ayrım. Neden önemli bir ayrım? Eğer bu tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı ara buluculuk teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilip onaylandıktan sonra yasalaşırsa, artık biz hangi konuda tüketici mahkemesi görevliyse o konularla ilgili evet burada ara buluculuk dava şartı vardır diyeceğiz. Ancak kanun devamında bir takım hususları dava şartı kapsamından istisna tutmuştur. Nedir onlar dediğimizde, birincisi tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar, biliyorsunuz bu yıl itibarıyla belirlenmiş dava sınırı var. Dolayısıyla dava sınırı, yani doğrudan davaya gidebilme rakamsal sınırları her yıl yıllık belirleniyor. Ve bu rakamın üzerinde olan hususlar, yani doğrudan mahkemeye dava açılması söz konusu olan uyuşmazlıklarla ilgili dava şartı ara buluculuk kapsamı belirleniyor. Hakem heyetinde kapsamında kalanlar, ilçe hakem heyetleri, il hakem heyetleri, işte bunlar ihtiyari ara buluculuk kapsamında olmaya devam edecek hali hazırda olduğu gibi. Bunun yanında tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar, bu çok sıkıntılı bir konuydu hatırlarsanız. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki TTK 4'e 1. madde kapsamında sayılan mutlak ticari davalardan tüketici mahkemesinde görülmekte olan bir kısım işlemler ticari dava kabul edildi ve bu çerçevede tüketici mahkemeleri mutlak ticari dava alanına giren, örneğin tüketici kredisi bankanın taraf olduğu uyuşmazlıklarda hakem heyeti kararlarına yapılan itirazları dava şartı diye reddetmişlerdi. Bunlar son derece hatalı kararlar. Burada dava şartı yok. İsabetli bir şekilde tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlara mahkeme karar verir. Ara buluculukta bir itiraz, karar itirazının ara bulucu tarafından bir yargılama yapılmadığı için, hakim gibi bir karar verilmesi de söz konusu olmadığı için itirazın değerlendirilmesi söz konusu olmayacak. Son derece isabetli bir düzenleme olarak istisna edilmiş. Geliyorum yine burada özellikle düzenlenen bir hususta, yine 73. maddenin 6. fıkrasında belirtilen davalar deniyor. Onlara da özellikle değineceğiz. Burada
Bu konuda hemen onları da size aktaracağım. Maddeyi belirteceğim. Şimdi burada tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla bakanlık haksız ticari uygulamalar, ticari reklamlara ilişkin hükümler dışında tüketicileri ilgilendiren bu kanuna aykırı bu durumun doğma tehlikesi olan hallerde bunun önlenmesi veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması, hukuka aykırı durum tespitleri, önleme, durdurma. Yani burada ihtiyati tedbirler, hukuka aykırılıklara ilişkin tespitler, önlemeler, durdurulması kararlarına da kim karar verecek? Hakim karar verecek. Dolayısıyla biz bu tip davalara ara buluculuğa elverişli olmayan davalar diyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her zaman ara buluculukta bizim ara buluculuğa elverişlilik kapsamımız hukuk uyuşmazlıklardaki arabulucu kanunumuzun birinci maddesinin ikinci fıkrası. Onu tekrar belirtelim. Bizleri sadece hukukçular değil, şu an tüketici konumunda bulunan izleyicilerimiz de var. Tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıkları arabuluculuk alanının konusudur. Ve arabuluculukla çözümlenebilir uyuşmazlıklardır. İşte biz dolayısıyla bu 73. maddenin 6. fıkrasında belirtilen davaların doğrudan HUAK yani arabulucu kanunumuzun 1'e 2. maddesindeki elverişlilik kapsamında olmadığını da ifade edebiliriz. Yine ardından 74. maddede belirtilen davalar var. Onlar nelerdir? Onlar da satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun tespiti. Yani bir malın ayıplılığına ilişkin tespit, yine tespit bakın arabuluculuk tespitlerle değil edalarla. Yani bir işin yapılması, bir paranın ödenmesi kısmıyla ilgilenir. Bir konunun tespitine ancak mahkemece tespit noktasında işlemler yaptırılır. Dolayısıyla burada yine tespit ifadesini görüyoruz. Üretiminin veya satışının durdurulması. Durdurmaya kim karar verecek? Yine hakim karar verecek talep üzerine. Dolayısıyla 74. maddenin bu noktada kapsam dışı bırakılması son derece isabetli. Ayıbın ortadan kaldırılması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için bakanlık tüketiciler veya tüketici örgütleri dava açabilir diyor. Dolayısıyla bu toplatmalara, tespitlere karar verecek merci yargılamada tabii ki tüketici mahkemesi hakimi olacak. Yine satışa sunulan seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararıyla tespit edilmesi halinde burada tabii ayıbın giderilme kararlarını yine hakim veriyor bu maddeye göre. Ayrıca yine bu maddede satışa sunulan seri malın tüketicinin güvenliğini tehlikeye sokan ayıbının taşınması durumu diyor. Dolayısıyla bu ayıbı tespit edecek makam yine mahkeme ve ardından yine geliyor diyor ki tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar. Dolayısıyla biz Yargıtay kararlarının özellikle arabuluculukta değil ama tahkimde tahkim kararlarının iptaline ilişkin daha önceki yıllarda düzenlenen verilen Yargıtay kararlarında gayrimenkulün aynına ilişkin kararları alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında elverişsiz kabul etmiştir Yargıtay. Evet. Dolayısıyla gayrimenkulün aynına ilişkin hususlardan doğan ve mutlak surette bir hakim tarafından inşai hak doğurucu nitelikte karar verilmesi gerekli olan alanlar ara buluculuğa elverişli kabul edilmemektedir. Dolayısıyla dava şartı ara buluculuk kapsamı dışında bırakılan konuların daha ziyade tüketici hakem heyeti kararları sınırı dediğimiz ve ara buluculuk kanunun dava şartı ara buluculuk başlıklı 18A maddesinin 18'inde hakem tahkim şartı ya da hakem heyeti zorunlu hallerde ihtiyari arabuluculuk öngörülmüştür maddesi ile yani ihtiyari arabuluculuk kapsamında kalan maddeler ile
yine arabuluculuk kanun birinci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmayan, yani arabuluculuğa uygun olmayan, elverişli olmayan konular bu kanun kapsamında dava şartı arabuluculuk kapsamı dışında bırakılmış ve isabetli düzenlenmiş bir durumdur. Bunun bu şekilde tüm herkesin bileceği şekilde altını çizmiş olalım. Şimdi ardından geçici maddede de diyor ki dava şartı arabuluculuğa ilişkin hükümler bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri, Yargıtay'da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz. Biz biliyoruz ki gerek 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, işçi işveren uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk 2018 Ocak'ta yürürlüğe giren kanunda da bu geçici maddeyi düzenledi. Yine TTK 5A'yı düzenleyen 7155 sayılı kanunda da TK'ya geçici madde eklenerek aynı şekilde açılmış davalar, devam etmekte olan davalar bu kanunun kapsamının dışında bırakıldı. Aynı şekilde 60. maddede tüketici kanununa geçici madde 2'yi ekleyerek açılmış bulunan, ne zaman? Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte hali hazırda tüketici mahkemelerinde görülmekte olan açılmış bulunan davalar. Hemen burada bir parantez açalım. Görevsizlik nedeniyle tüketiciye sonradan gelecek de olabilir. Önemli olan davanın açıldığı tarihtir. Unutmayacağız. Dolayısıyla dava açılmışsa artık açılmış davalar ihtiyari arabuluculuk kapsamında ancak değerlendirilir. Dava şartından söz edemiyoruz arabuluculuk ile ilgili olarak açılmış davalarda. Şimdi biz sınırları belirledikten sonra asıl olan hem tüketici hakları dairesinde arabuluculuğun elverişliliğini, yapılıp yapılamayacağını hem de tüketici haklarını konuşalım istiyorum. Her şeyden önce tüketicinin korunmasına ilişkin temel esaslar başlığını taşıyan Birleşmiş Milletler Deklarasyonu'nda Avrupa Birliği'nin daha önce ortaya koyduğu 5 hak geliştirilmiş ve 8 temel tüketici hakkı açıklanmış. Nedir onlar diye baktığımızda, hatta 60 yılında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Belçika, Hollanda, Avustralya tüketici birlikleri tarafından kurulup halen merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından da ortaya konulan haklar, bu örgütün önerisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm üyelerin oy birliğiyle kabul edilmiş haklardır. Ve geliştirilen bu 8 hakkı saymak istiyorum. Önemli. Ve arabuluculukta ister ihtiyari arabuluculuk olsun, ister kabul edilirse dava şartı arabuluculuk olsun, bu haklara dikkat edilerek ilerlenmesi gereken süreçlerden söz edeceğiz. Birincisi güvenlik ve güven duyma hakkı. İkincisi bilgilendirilme hakkı. Üçüncüsü seçme hakkı. Dördüncüsü temsil edilme hakkı. Beşincisi temel ihtiyaçların karşılanması hakkı. Altıncısı tazmin edilme hakkı. Yedincisi eğitim hakkı. Ve sekizincisi sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı. Bu 8 hak tüketicinin korunmasına ilişkin temel esasları ve tüm kanunların da aslında temelini oluşturuyor diyebiliriz. Şimdi burada tüketicinin seçme hakkının varlığı önemli. Serbest rekabet ortamının sağlanması, tüketicinin almak istediği emtiaları, rekabet malları arasından kendi tercihine göre seçebilmesi anlamına geliyor. Ve biz biliyoruz ki tüketicinin korunması hakkında kanun yanında rekabetin korunması hakkında kanun düzenlemeleriyle tüketicinin bu tip haksız rekabet eylemlerinden de korunması esas alındı. Şimdi asıl olan tabii tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması. Sonuçta insan, birey, insanca yaşam için asgari bir takım ihtiyaçlara sahip ve bu hakların ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesi noktasında da sosyal devlet ilkesinin gereği anayasada tüketicinin haklarının korunması da esas alınmış. Şimdi arabuluculukla
tüm kanunları, arabuluculuğumuz hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu. Bir tüketici uyuşmazlığından söz edebilmemiz için tüketiciyi korunma hakkındaki kanundaki tanımların gerçekleşiyor olması lazım. Evet. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun birinci maddesinde amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı, bilgilendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konuda politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemek olarak belirtilmiş. Bakın az önce saydığım temel esaslar bizim tüketicinin korunması hakkındaki kanunumuzun birinci maddesinde ilke olarak benimsenmiş ve tanımını oluşturmuş. Bunları şu an vurgulamamın en önemli nedeni o kadar çok tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk olur, olmaz, uygundur, değildir. Tartışmaları yapıldı biz hukukçular olarak, avukatlar olarak, arabulucular olarak her zaman tüm toplumu hukuk ve kanunlar konusunda bilgilendirme sorumluluğu içerisindeyiz. Evet. Doğru bilgilendirme yapmak zorundayız. Ve ben şu an hukukçu olarak tüm toplumu bu konuda doğru bilgilendirme görevimi ifa ederek bu programı gerçekleştirmeyi diledim, istedim. Ve bu fırsat doğduğu için de mutluyum. Pek çok şey yazılıp çizildi. Bilgi kirliliğinden öte doğru bilgiye erişim hakkı tüm insanların anayasal hakları. Şimdi doğru bilgi ne? Doğru bilgi, arabuluculuk, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarında ekonomik, sosyal, psikolojik faydalar sağlayan bir dostane, barışçıl, tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin iletişim ve müzakere kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen bir çözüm yolu. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Arabulucu ülkemizde sadece hukukçudur. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ve hukukçular alanında uzman kişiler olarak arabuluculuk mesleğini icra etmektedirler. Ve yine uzmanlık modüllerinde, tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk modülü de çalışıldı. Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk faaliyetlerini gerçekleştirecek arabulucularda dava şartı arabuluculukla beraber tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk uzmanlık eğitimlerini alarak bu faaliyete devam ediyor olacaklar. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Burada arabulucunun birincil yükümlülüğü bağımsız, tarafsız, herhangi bir şekilde ön yargısız ve tüm taraflara eşit mesafede ancak güç eşitsizliklerinin farkında olarak ve güç eşitsizliği durumunda bulunan tarafların arasındaki bu eşitsizlikleri de güçlendirmek suretiyle dengeleyerek bu mesleği ifa edecek. Hem arabuluculuk mevzuatı hem etik kurallarımız güç eşitsizlikleri durumunda arabulucunun güç eşitsizliklerini giderecek ve güçler dengesini sağlayacak bir takım teknikler öngörmüş. Nedir bunlar? Evet. Özellikle biz işçi işveren uyuşmazlıkları, tüketici uyuşmazlıkları, kiracı kiralayan uyuşmazlıkları dediğimiz alanlarda bir tarafın ekonomik olarak daha güçlü, bir tarafın ekonomik olarak daha zayıf konumda bulunduğu durumlarda güçler dengesinin sağlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Kaldı ki sadece güçler ekonomik güç kaynakları değildir. Yani kaynak gücü değildir. Pek çok alanda pek çok kişinin farklı güç
ve güçsüz olduğu durumlar vardır. Müzakerelerde bunu belirtiyoruz. Yani arabulucular tüm bunların eğitimini aldıkları için müzakerede burada bilgi gücü, eğitim gücü, zeka gücü, psikolojik güç, kültürel güç, pek çok güç türü var ve bunların eğitimini alan arabulucular uzman bir şekilde burada güç dengelerini yönetecekler. Şimdi pek çok yazıda şu denilmiş. Yanlış olan bir bilgiyi aktarıyorum. Pek çok yorumda tüketicinin bilgilendirilme hakkı arabuluculukta mevcut olamayacak denmiş. Ve nedeni de şöyle belirtilmiş. Arabulucu tarafsızdır, tüketiciyi bilgilendiremez. Yanlıştır arkadaşlar. Yanlış olan nedir? Arabulucunun arabuluculuk mevzuatı, arabuluculuk süreçleri, hukuki yardım alma hakkı, araştırıp yapıp gelme hakkının olduğunu, arabuluculukta süreçte hangi haklardan yararlanabileceği, neler yapabileceği, arabuluculuk sürecine nasıl katılabileceği noktasında da arabulucunun tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü vardır. Bakın yükümlülük diyor. Ve bu yükümlülük yerine getirildikten sonra ancak arabuluculuğa başlanır. Evet. Dolayısıyla bu konudaki özellikle kamuoyunda, medyada yazılıp çizilen bir takım tüketici dernekleri, tüketiciyi koruma derneklerinin de pek çok basında yayınlanmış yazılarında bu konuda araştırmadan ön yargılarla derc ettikleri hatalı bilgiyi bu şekilde gidermek isterim. Biz arabulucular olarak hukuki yardım almalarını öneriyoruz. Artı kendilerine her zaman eğer bir avukat için ekonomik güçsüz durumda iseler barolardan, adli yardımdan avukat tayin edilebileceğini, barodan adli yardımdan avukat tayin ettirerek kendi haklarını savunabileceklerini, kendilerini arabuluculukta da taraf vekiliyle temsil ettirebileceklerini de ifade ediyorum. Evet. Dolayısıyla burada tüm kamuoyunu aydınlatmak üzere tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğa elverişli olan konularda arabuluculuk son derece elverişlidir. Ayrıca yargıda malum süreçlerin durduğu bu sistemde arabuluculuk çok daha kısa sürede tarafların uyuşmazlıklarının çözümüne olanak sağlayan bir sistemdir. Ben hem avukatım hem arabulucuyum ve hem avukat gözüyle hem arabulucu gözüyle hem de bu ülkede yaşayan bir vatandaş gözüyle üç yönlü bir de dış gözlem yaparak dördüncü gözle sürece baktığımda buradaki süreçte 2013 yılında tüketici uyuşmazlıklarında da ilk uygulamaları gerçekleştirdiğimizi söylemek isterim. 2013 yılı Kasım ayı itibarıyla arabuluculuk ülkemizde yürürlüğe girdi ve ihtiyari arabuluculukta aylarca çözülemeyen pek çok tüketici sorununu 2-3 günde bazılarını online arabuluculuk yoluyla, bazılarını doğrudan yüz yüze görüşmelerle çok kısa sürede ve ekonomik bir şekilde çözebildiğimizi de belirtmek isterim. Evet. Ve bazen arabulucu bir tarafın başvurusu üzerine diğer tarafla mail ya da telefonla iletişime geçtiğinde dahi o sorunun aynı gün çözüldüğüne şahit olduk arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Dolayısıyla burada arabulucular tüketici alanında da uzman kişiler olarak süreçte yer alıp tüketicinin tarafsız, bağımsız bir şekilde tüketiciye tüm hakları konusunda bilgilendirecek, arabuluculukta yararlanabileceği haklar konusunda bilgilendirecek ama tabii hukuki tavsiye veremeyeceği için tüketici kanunu kapsamında yeterli bilgi sahibi olmayan tüketiciye bir avukata danışması
bir uzmandan destek almasını önerebilir. Ancak biz biliyoruz ki arabuluculukta önemli olan tarafların birlikte yüz yüze iletişimle veya şu an COVID salgını döneminde telekonferans ya da video konferans da uygulayabiliyoruz. Bir şekilde önemli olan o iletişim köprüsünün kurulmasıyla kendi ihtiyaç ve menfaatlerini doğrudan masaya getirmesi şeklinde sorununun çözülebilirliğini mümkün kılıyoruz. Kolaylaştırıcıdır. Biz biliyoruz ki arabuluculukta asıl olan ihtiyari arabuluculuktur. Ancak dava şartı neden öngörüldüğü konusuna da girmek istiyorum. Güzel. Evet. Özellikle belki soracaktın sevgili Evet, Ersin. Evet, evet. Sen sormadan ben buna değineyim. Çok güzel. Evet. Bu konuda da çok tartışma var. Asıl olan arabuluculuk da ihtiyari arabuluculuktur. Ancak biz biliyoruz ki pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yeniliklere uyum daha geç gerçekleşiyor. Evet. Ve yargının daha ağır, daha bürokratik ve yargının kendi sahip olduğu bir takım yoğunluktan dolayı bazı bu değişim, dönüşüm, entegrasyon ve senkronizasyon diyelim, tüm bunlar daha geç süreçlerde gerçekleşiyor. Evet. İşçilerin uyuşmazlıklarında 2018 yılında dava şartı arabuluculuk geldikten sonra bir yıllık istatistiklere baktığımızda yüzde tüm Türkiye'de açılan davaların bir önceki yıllarda açılan toplam dava sayısıyla 2018 yılı sonuna kadar açılan dava sayısı karşılaştırıldığında aynı yıl sayı verileriyle %85 dava açılmadığını görüyoruz. Ne zaman? Dava şartı arabuluculuk geldikten sonra. Sadece %15 dava açılmış durumda. Şimdi bu istatistiğe baktığınızda dava şartı arabuluculuk geldikten sonra arabuluculuk ya da sulh yoluyla yani diğer uyuşmazlık çözümleriyle bir şekilde mahkemeye ihtiyaç kalmaksızın uyuşmazlıkların çözümlendiğini görüyoruz. İşte bu istatistikler çerçevesinde bir yıl sonra ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk getirildi ve ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculukta da özellikle yükselen sayılar Ekim ayı itibariyle. Çünkü ülkemizde hep bu istatistikler bir 8-9 aylık uyum sürecine tabi. 8-9 ay sonrasında tüm toplumun bir şekilde uyum sağladığını ve bu sayıların hem ihtiyari arabuluculukta hem dava şartında arttığını görüyoruz. Evet, olumlu sonuçlar alındıkça tabii ki yani olumlu sonuçlar alındıkça toplumda da bu yönde bir algı oluşuyor mutlaka tabii. Evet. Tüketici uyuşmazlıklarında da tüketiciye şu an ihtiyari arabuluculuğun tüketici uyuşmazlıklarında tanınırlığını, bilinirliğini ben sağladığımızı çok düşünmüyorum açıkçası. Yani burada ihtiyari arabuluculuğu biz hukukçular anlatıyoruz, avukatlar anlatıyoruz, topluma anlatıyoruz. Ancak dava şartı arabuluculuk geldiğinde biz biliyoruz ki şu an ihtiyari arabuluculuk kapsamında olan konular da arabulucuların önüne ihtiyari olarak gelecek. Evet. Ve daha kısa sürede, daha ekonomik şekilde bunu çözümleyebildiklerini gördüklerinde doğal olarak bu yolu tercih edeceklerini düşünüyorum. Önemli olan doğru bilgilendirme. Her zaman tabii. Mutlaka herkes araştırsın, sorsun, doğru bilgi erişsin. Pek doğru bilgilendirme. Evet. Her zaman doğru bilgilendirme. Ah, bu sesle ilgili ben girdiğim zaman herhalde bir şey oluyor. Şimdi bir de şeyi sormak istiyorum bu arabuluculuk ücretleri konusunda tüketici uyuşmazlıklarında. O da çok enteresan bir nokta çünkü. Onu da bir bize söyler misin Dilekçim, anlatır mısın? Yani tüketiciden hiçbir şekilde hani anlaşma ya da anlaşmama halinde arabuluculuk ücretinin alınmaması konusu zaten tüketiciyi başlı başına koruyan bir hüküm diye düşünüyorum. Senden de biraz alalım onu, yani o nedir? Evet. 73A'nın bu belirttiğim istisnası
istisna düzenlemesinin ardından ikinci fıkrasında yine 18A maddesi tüketici aleyhine uygulanmaz dedikten sonra üçüncü bentte arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması, tarafların anlaşması ya da anlaşmamaları halinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır diyor. Şimdi ve bu ilk iki saatlik ücret tutarını geçemez şeklinde düzenleniyor. Hemen burada belirtelim. Tüketici uyuşmazlıklarında nispi tarife yerine saatlik tarife düzenlenmesi öngörülmüş kanunda. Burada nispi tarife olmayacak. Dolayısıyla görüntü dondu, ses gelmiyor diyorlar ama ben seni görüyorum. Evet, ben de görüyorum. Belki meslektaşımızın... Harekette ediyoruz. Sıkıntı evet, meslektaşımızın belki internetinden kaynaklanan olabilir. Şimdi dolayısıyla burada nispi tarifeden ziyade doğrudan saatlik tarife uygulanacağı ifade ediliyor. O yüzden 73A'daki düzenleme bu şekilde iki saatlik ücret tutarını geçemez şeklinde düzenlenmiştir. Tabii burada aradaki nispi tarifede, yani orada rakam sınırı olmaksızın nispi tarifeye göre, nispi tarife olmaksızın saatlik tarifeye göre uygulanacağı için her iki taraf yönünden de eşitlik bu şekilde sağlanmış oluyor. Yani tüketiciye artı bir yük getirmiyor. Dava şartı arabuluculukta süreç 18A'daki 3 artı 1 4 hafta şeklinde olacak arkadaşlar. Çünkü burada benim görebildiğim kadarıyla yeni bir süre öngörülmüş değil. Dolayısıyla 18A'daki dava şartı arabuluculuk maddesinde ilgili kanunlarında dava şartı arabuluculuk olarak düzenlenen hükümlere bu kanunun 18A'daki süreler uygulanır hükmü var biliyorsunuz. Dolayısıyla tüketicide de işçi işverende olduğu gibi 3 artı 1 4 haftalık sonuçlandırma süresi olduğunu ifade edelim. Burada tabii bununla ilgili çok konuşacak konu var. Süremiz de az kaldı. Evet. Şimdi ben kısaca hemen hem avukat arkadaşlarımızın hem de arabulucu arkadaşlarımızın bazı bilmek isteyecekleri noktalar olabilir. Tüketici uyuşmazlığı tüketici mahkemesinde görülen uyuşmazlık dediği için şimdi burada ticari dava sayılanlar tüketici mahkemelerinde görülmekte olan evet. Ticari davalar da bu yasa yürürlüğe girdikten sonra buna göre mi olacak? Şimdi bunlar çok tartışılacak. Evet, sorular bunu var zaten Dilek'cim. Bununla ilgili sorular evet. da gelmiş. Tüketici mahkemesi ve ticaret mahkemesi arasındaki göreve ilişkin değerlendirme arabulucu tarafından nasıl yapılacak? Yani bu konuda tabii ki tereddütler var. Arabulucu evet. burada görev değerlendirmesi yapmaz. Yapmaz. Ancak konunun tüketici işlemi olup, yani tüketici mahkemesi alanına giriyorsa doğrudan biz burada tüketici uyuşmazlıklarında dava şartını ticari alana giriyorsa ticari alanda dava şartını uyguluyor olacağız. Dolayısıyla bu ayrımı yapmak çok kolay olmayacak. Ancak tabii ki yine gri alan dediğimiz alanları mahkemesine göre yönetiyor olacağız 73A'ya evet. göre. Umarız yasanın düzenlenmesi kapsamında bu bölüm, çünkü iki alanın kesişmesinde genel hukuk hükümlerine göre çözebileceğimizi ifade edebiliriz. Ve yine arabuluculuk uzmanlık modülünde de bu konunun detaylı çalışıldığını düşünüyorum. O kitaplarda yayınlandıktan sonra uygulamaya ışık tutacaktır diye düşünüyorum bu anlamda. Evet. Yine burada evet. dava şartından yine UYAP'tan atama söz konusu olacak. Tabii uzmanlık eğitimi alınıncaya kadar, eğer bu yasa, çünkü şu an ilk görüşülmesi beklenen yasa tekliflerinden olduğu ifade ediliyor bize de. Haziran evet. ya da işte sonbaharda, eğer bu meclis tatile girmeden evet. önce ya da evet. meclis açıldıktan sonra ilk görüşülecek yasalar çerçevesinde olursa yürürlüğe hemen girmesi
öngörülüyor. Şu anki bize aktarılan bilgiler ve evet. hemen eğer kabul edilip yürürlüğe girerse o takdirde atamalar da başlayacak. Dolayısıyla biz arabulucular olarak da avukatlar olarak da 2 yıldır özellikle hem işçi işveren uyuşmazlığının hem ticariden dava şartları buluculuk süreçlerine aşina olduğumuz için tüketici uyuşmazlıklarında da bu konuda uygulamada, müzakere, iletişim konularında herhangi bir zorluk yaşanacağını düşünmüyorum. Sadece belirttiğim noktada görevli mahkeme ile hangi alan ticari dava, hangi alan tüketici kısımlarında evet. ister istemez bir takım zorlanmalar, karışıklıklar yaşanacaktır. Bunları da uygulamada çözeceğiz diye düşünüyorum. Ama buradan hemen duyuralım tekrar. Ticari, tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuğu beklemesin meslektaşlarımız. Şu an tüketici mahkemelerinde görülmekte olan pek çok uyuşmazlık taraflar arasında sözleşme yönetimi dediğimiz özellikle bu zorlayıcı nedenler, geçici ifa imkansızlığı durumlarında da yargıdaki süreleri dikkate almaksızın doğrudan arabuluculukta çözebilmeleri mümkün. Gerek okullarla veliler arasındaki eğitim ücretlerinin, bu öğrenim eğitim sözleşmelerinin, yine bunun yanında kiracı kiralayanlar arasındaki ifa imkansızlığı durumlarının o uyarlama davası açmak yerine arabuluculuğu biz tavsiye ediyoruz. Bunun yanında tüketici kredisi, bankalarla tüketici kredisi sözleşmelerinde de yine arabuluculuğu tavsiye ediyoruz. İhtiyari arabulucular şu an bütün bu saydığım ister tüketici mahkemesinde görülsün, tüm tüketici uyuşmazlıkları arabuluculuğa elverişli olan tüketicinin yapmış olduğu tüm sözleşmesel ilişkilerden kaynaklanan gerek ticari uyuşmazlıklar noktasında ticaret mahkemelerinde görülen gerekse işçi işveren uyuşmazlıkları tüm bunlar arabuluculuğa elverişlidir ve biz öncelikle herkese arabuluculuk yoluna başvurmalarını tavsiye ediyoruz çünkü ihtiyaridir. Taraflar, bireyler ya da taraf vekilleri bu noktada arabuluculuğa doğrudan başvuru yapabilirler her zaman. Burada hem adliyeden 1 Haziran itibariyle, yarın itibariyle adliyeden tüm başvurular yapılabilecek. Yine aynı şekilde 15 Haziran'a kadar UYAP'tan da arabuluculuğa başvurular mümkün olacağı ifade ediliyor başkanlık tarafından. Dolayısıyla biz herkesi mahkeme en son çare öncelikle sulh ve arabuluculuk barış yoluna barış çözüm daha... yollarını denesinler elbette onu öneriyoruz her zaman. Şimdi bir soru var çok anlaşılır gelmedi ama güç eşitsizliği durumunda süreçten çekilmek istersek nasıl tutanak tutup dosyayı nasıl kapatacağız diye sormuş. Evet burada eğer dava şartı arabuluculuktan gelmişse ya da ihtiyar arabuluculuktan gelmişse fark etmez. Hemen burada etik kurallarımızda bu öngörülmüştür arkadaşlar. Etik kurallar 5'e 8'de. O 5'e 8. maddeye atıf yaparak tutanakta arabuluculuğun sürdürülemeyeceği belirtilip çekilebilir. Dosyayı da özellikle sehven seçeneğinden kapatabilirler. Dava şartı arabuluculukta gelmişse orada anlaşamamayla kapatabilirler ücret alabilmek için. Dolayısıyla diğer türlü de sehven seçeneğinden kapatıp çekilebilirler. Yani kendileri tarafsız olamayacaklarsa sehven seçeneğinden kapatıyorlar. Ancak diğer türlü durum elverişsizliği ortaya çıktıysa konu elverişli olmakla birlikte burada görüşme sonunda anlaşamama şeklinde kapatmalarında fayda var. Yeni mevzuatta hepsi daha rahat düzenlenecek. Süremiz az şimdi kaldı. Evet diyorum. Süremiz az kaldı. Yavaş yavaş toparlayalım. Hatta hızlı hızlı toparlayalım. Evet. Şöyle uzmanlık eğitimlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili soru var ama istersen kısaca. Haziran sonu gibi biz özellikle eğiticilerin eğitimi düzenlenirse devamında da başkanlık bu konunun başlaması bir an önce başlaması konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade ettiler bize. Evet. Çok teşekkür ederim. Boşanma davasıyla ilgili bakın. Evet. Boşanma kesinleştikten sonra. Evet. Onun yanıtı bu. Boşanma
davası kesinleştikten sonra mali sonuçlara ilişkin arabuluculuk yapılması mümkün. Peki. Çok teşekkür ederiz sevgili Dilek. Programa katılarak bizi dinleyen, sorularıyla bizi yönlendiren bütün meslektaşlara da, katılımcıların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yayınlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Evet. Ben de sevginin gücü, gücü olan sevgiyi yendiğinde dünya barışı tanıyacaktır. Her zaman sevgiyle, barışla, dostlukla, iletişimle uyuşmazlıklarımızı çözelim. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.